Ekranda iki tane eğrinin grafiğini görüyorsunuz. Eğrileri x'in bir fonksiyonu olarak görmeye alışmıştık ama buradakiler y'nin bir fonksiyonu. Mesela bunu f, y, bunu da farklı olması için g, y olarak ifade edebiliriz. İkisi de y'nin fonksiyonu. Anlaştık mı? Bu videoda iki eğri arasında kalan ve açık maviye boyanmış bu alanı bulmaya çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Bu alanı bulmak için sınırları y olan belirli bir integral kullanabilir. Yani y cinsinden integral alabiliriz. Demek istediğim bu kesişim noktası belirli integralimizin alt sınırı olacak. Bunu y1 olarak adlandıralım. Buradaki kesişim noktası da üst sınır olacak. Evet buna da y2 diyelim. Bu eğrilerin kesişim noktalarının y koordinatlarını düşünecek olursak integralimizin sınır değerlerini de bulmuş oluruz. Belirli integrali y1'den y2'ye ve y'ye göre integral alacağımıza göre dy'yi de yazarak ifade edelim. Peki bu alan nasıl ifade edilir? Şimdi buna bakalım integral alırken sonsuz derecede ince dikdörtgenlerin alanlarını topladığımızı düşünürüz öyle değil mi ve burada dy söz konusu olduğundan bu şekilde yatay ve sonsuz derecede ince olan dikdörtgenleri hesaba katmamız gerek. dy bu dikdörtgenlerin kısa kenarı olacak. Peki uzun kenarı için ne söyleyebiliriz? Bu aralıkta yani y1 ile y2 arasında mavi fonksiyon yani f y'nin x değerleri g y'nin x değerlerinden büyük olduğu için bu uzunluğu f y eksi bu x değeri eksi bu x değeri yani f y eksi g y olarak bulabiliriz. İntegralini alacağımız ifadeyi de f y eksi g y olarak not ediyorum. f y eksi g y'nin de ne olduğunu bildiğimize göre püf noktasının bu kesişim noktalarını bulmak olduğunu anlamış olmalısınız. Bu iki eğrinin kesişim noktalarını bulmak için bir bakalım. İkisi de x'e eşit olduğundan birbirlerini eşitleyebiliriz. Yani ortak çözüm yaparız. eksi. Diğer rengi kullanayım eksi y kare artı 3 y artı 11 eşittir diğer fonksiyon. yani y kare artı y eksi 1. Şimdi eşitliğin iki tarafından da bunu çıkarıp, sağ tarafta 0, sol tarafta da ikinci dereceden bir ifade elde edelim. y kare, y ve eksi 1'i çıkaracağız. 1 eklemekle aynı şeydir. Aynı şeyi buraya da yazalım. Eksi y kare eksi y artı 1. İşlemi yapınca umarım çok da karmaşık olmayan bir ifade elde ederiz. Bir bakalım. Eksi 2 y kare artı 2 y artı 12 eşittir 0. Burayı eksi 2 parantezine alabiliriz. Böylece eksi 2 çarpı y kare eksi y eksi 6 eşittir 0 olur değil mi? Evet. Toplamları eksi 1, çarpımları eksi 6 olan iki sayı hangileri olabilir? Eksi 3 ve 2 öyle değil mi? eksi 2 çarpı y eksi 3 çarpı y artı 2. Gördüğünüz üzere çarpanlarını kolaylıkla bulduk. Doğru oldu değil mi? Aa, evet, evet. Eşittir 0'ı da unutmayalım. Harika. Kesişim noktaları neymiş? Y eşittir 3 ve y eşittir eksi 2. Burası y eşittir eksi 2, üst sınır ise y eşittir 3. Evet, integralimizi eksi 2 ile 3 aralığında değerlendirmemiz gerektiği de öğrendiğimize göre artık integrali hesaplamaya geçebiliriz. Şurayı temizleyip kendimize biraz yer açayım. Evet, eşittir eksi 2'den 3'e eksi y kare artı 3 y artı 11 eksi y kare eksi y artı 1 dy'nin belirli integrali. Eşittir eksi 2'den 3'e eksi 2 y kare artı 2y artı 12 dy'nin belirli integrali. Aynı işlemi az önce kesişim noktalarını bulmak isterken de yapmıştık sanki değil mi? Evet. Eşittir. Bunun ters türevini alırsak. Eksi 2 çarpı kuvveti 1 arttırıp o kuvvete bölelim. Yani eksi 2y küp bölü 3. Artı 2y kare bölü 2. Bu da y kare eder ve artı 12y. Bunun 3 ile eksi 2'de aldığı değerleri bulmamız gerekiyor. Bir bakalım. Y yerine 3'ü koyarsak, eksi 2 çarpı 3 üzeri 3 yani 27 bölü 3 artı 9 artı 36. Bundan eksi 2 çarpı eksi 8 bölü 3 artı 4 eksi 24'ü çıkaracağız. 27 bölü 3 9 eder. Eksi 2 çarpı 9 eksi 18 eder. Eksi 18 artı 9 artı 36'dan 27 elde ederiz. Doğru oldu değil mi? Eksi 18 artı 9 artı 36 evet evet 27 eder. Kırmızı kısımdaysa eksi 2 çarpı eksi 8 16 eder. 16 bölü 3 artı 4 eksi 24. 16 bölü 3 3 eksi 20. Burada bir eksi işareti daha var o halde artı 20. 16 bölü 3'ü de 5 tam 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Eksi 5 tam 1 bölü 3. Ekranı biraz aşağı kaydırıp kendime yer açayım. Sonuca çok yaklaştık. 47 eksi 5 eksi 1 bölü 3. 47'den 5 çıkarsa 42. 42 eksi 1 bölü 3 ise 41 tam 2 bölü 3'e eşit. İşte bu kadar.